Nedim Şener, batarsa batsın, ortadan kalkarsa kalksın diyebilir mi acaba? Buyurun. Yani şöyle, bir kere Amerika Birleşik Devletleri bugünkü ekonomik büyüklüğünü, ulaştığı refah seviyesini askeri olarak dünya üzerinde kurduğu hegemonyaya borçlu. Dolayısıyla Trump'ın analizinde Amerika Birleşik Devletleri diye bir şey kalmayacak derken benim anladığım ya da daha doğrusu o ifadenin karşılık geleceği şey Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki etkisinin zayıflayacağı şeklinde. Ee, onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin diye bir ülkenin kalmaması veya Birleşik Devletleri'nin evet. kalmaması diye bir şey tahmin çok erken çok e, olacak olacak şey gibi değil çünkü her ülkenin bir o ülkenin de bir savaş tarihi var. O yüzden biz de acaba yani Trump'ın önünde bir yol haritası mı var ha, yok. kendince düşündüğüm. O şöyle diye o merak e, her ediyorum. siyasetçi gibi bir e, seçim kendi seçim dönemine dair bir mesaj veriyor. E, o döneme ilişkin evet söylediklerinde haklılık payı var çünkü Amerika Birleşik Devletleri o hegemonya alanını kaybediyor. Geçen programda hatırlarsanız Orta Doğu'da şöyle gözümüzün önüne haritayı getirelim. Suriye, Kuzey Afrika, e, Kafkaslar Dahil olmak üzere bizim Batı sınırı Balkanları çıkartırsak ya ki o Batı blokunu olarak değerlendirmiştik, müttefiki kalmadı diyebiliriz. Yani müttefik askeri olarak ittifak yapabileceği tek elinde malzemesi PKK terör örgütü. Bir bakın etrafa Afganistan'dan da çıktı. Orada NATO gücü olarak bir görev olarak görevde bulunuyorlardı. Ama şu anda Orta Doğu'da müttefikim müttefikim diyebileceği bir tek PKK terör örgütü kaldı. Hiçbir devletle yakın bu şekilde bir ilişkisi yok, Müttefiklik anlamında. O yüzden zaman içinde Türkiye ile kurduğu ilişki, İkinci dünya savaşı sonrası kurduğu ilişki, ona çok büyük avantajlar sağladı. Bölgesel hegemonyasında çok büyük rol oynadı ve özellikle 15 Temmuz sonrası bunu kaybetti Amerika Birleşik Devletleri Türkiye üzerindeki bu baskısını. O yüzden sürekli. Türkiye'de iktidarı değiştirip bir başka iktidar, kendi yönetebileceği bir iktidar peşinde. Nitekim Biden'ın seçim sürecinde verdiği mesajda işte Erdoğan'ı devireceğiz ama bu sefer darbeyle değil de muhalefetle deyip onu destekleyerek demesinin arkasında sebep de buydu. Çünkü bütün o bölgesel hegemonyayı Orta Doğu'da, yani Orta ya hakim olamadığınız zaman aslında hiçbir şeye hakim olamıyorsunuz. Nitekim küresel güçler ya da emperyalizm isim değiştiriyor. Fransa, İngiltere oluyor değişiyor. Kısmen İtalya oluyor ama geliyor Amerika 2. Dünya Savaşı sonrası düzende Amerika Birleşik Devletleri oluyor bunun adı. Dolayısıyla ve bütün varlığında askeri gücüne bağlı. Şimdi gördüğünüz gibi Afganistan'dan çıktı. çıktı evet. Suriye'de de eli kulağında. Bakmayın işte geçen hafta bir Amerikalı general yine gidip PKK'larla orada görüşme falan yaptı ama toplam bölgede bulunan asker sayısı 900 civarı. Bir tek PKK'lıları bir askeri güç olarak Kullanma niyetindeler ama Taliban örneği de dahil olmak üzere bu bölgede sadece örgütlere dayalı bir e, vatan veya bir yurt kuramıyorsunuz. E, oranın sosyolojisi, tarihi, geçmişi, geleceği, e, oradaki toplum yapıları e, şeylere kadar, e, etnik kimliklere kadar e, o, o coğrafyanın insanlar olacaklar ve oradaki yönetimi me yönetim şekilleri de meşru olacak. Şimdi siz bir örgütü mesela Taliban nasıl Afganistan'ı yönetemeyecekse PKK'ya da bir devlet kurmaya kalkın, bir terör yapılanması kurmaya kalkın orayı yönetemeyecektir ve dağılıp gidecektir. Yenilgi ikisinin de mağlubiyeti olacaktır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda özellikle 14 Haziran sonrası sürekli Türkiye güzellemesi, Erdoğan'a yönelik mesela saldırıların gitgide azalması. Amerikan basına bakın biz burada Amerikan dergi kapaklarını konuşurduk, yazılarını konuşurduk. Nasıl Erdoğan'ın faşist diktatör olduğunu yazdıklarını, Türkiye'nin ne halde olduğunu, işte demokrasi, ifade özgürlüğü şey giderdi, makaleler giderdi. Yani ben eğer ben mi gözden kaçırıyorum yoksa diğer konuklara da sormak isterim. O, o, o tür dergi veya yazılarda bir artış var ya da ya da otur yazılar var. Ben mi görmüyorum yoksa biraz azaldı mı? Peki Nedim Şener bunu nasıl yorumluyor? Ben onu o merak işte, ediyorum. Yani ABD'nin hedefi ne? Şimdi e, ilk hükümet kurulduğu zaman Blinken Türkiye için sözde müttefik diyordu. Şimdi Amerikan elçilerinin e, Twitter sayfasına bakın, internet sayfasına bakın. Sürekli e, NATO NATO müttefikimiz Türkiye, NATO müttefikimiz Türkiye demeye başladılar. Amerika'da e, Amerikan Büyükelçiliği'ne Türkiye'de e, e, Türkiye'ye çok daha sıcak bakan e, bir isim getirdiler mesela. Biden yönetimi yaptı bunu. Mesela Türkiye'de Türkiye'ye karşı yabancıların ajanlığını yapan FETÖ'cüler veya başka e, tipler Biden yönetiminin, e, Erdoğan yönetimini ya da Türkiye'yi çok sıkıştıracağını umuyorlardı. Ama Amerika'ya atadığı büyük elçi bile Türkiye ile ilişkileri tutmaya çalışıyor. Yani Mesela, ABD Türkiye'yi bir şekilde yanına, yanına al almaya çalışıyor ama Türkiye'nin stratejisi artık değişik. Nitekim e, mesela Hulusi Akar'ın deminden örnek verdiğiniz cümlelerinden işte Türk Amerika Amerika gibi davranmalı. Evet. Yani artık o o da geçti. Yani Amerika'dan Amerika gibi davranmasını bekliyorsanız beklersek o zaman işgallere, darbelere ondan sonra. Çünkü e, ne bileyim ben her türlü kötülüğe e, hazır olmak demektir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri demek e, tarih boyunca bunun dünya 70 yıldan beri onun bu bölgede Orta Doğu'da yarattığı acılarla boğuş. 11 Eylül saldırısından itibaren ülke işgalleri, milyonlarca insanın hayatını kaybetmedi, kaybetmesi, çoluk çocuk kadınların infazları, sivillerin kat, sivil katliamları demektir. Dolayısıyla Amerika Amerika gibi davransın demek, yani bunlar devam etsin falan demek anlamına gelir benim açımdan. Ama yok şu ise ki 15 Temmuz öncesi ben de kısmen buna e, bir anlam taşırdı benim için işte demokrasi ifade özgürlüğü insan hakları konusunda bayraktarlık yapıyorlar bunların temsilciliğini yapıyorlar bu işte bu konuda e, öncü olmalı ya da e, ne diyelim rol oynamalı e, diyorsanız aslında o bir makyajmış yani hmm. hepimizin gördüğü bir makyajmış neden çünkü 15 Temmuz'a kadar Türkiye'de yapılan her darbeyi desteklemediler mi her insan hakları ihlalini e, yap, e, gerçekleştirmediler mi Irak işgalini nasıl gerçekleştirdiler? Suriye'yi nasıl kana buladılar? Bütün e, Arap coğrafyasını alt üst nasıl ettiler? Yani biz 15 Temmuz'a kadar 15 Temmuz'da Amerika'nın bir yüzünü daha çok sert bir şekilde, acı bir şekilde gördük ama dünyaya yaydığı o acıyı bütün halklar yaşadı. Dolayısıyla Amerika'nın o anlamda bir e, bir kavramı, demokrasiyi, insan haklarını falan temsil etmesi mümkün değil. O yüzden Trump'ın söylediği çok doğru. Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke kalmayacaktır ama bu 2023 değil. Özellikle askeri hegemonyasını kaybedip, zayıflayıp, iç ekonomide zayıfladığı zaman Birleşik Devletler yapısı bile tartışılır geliyor. Çünkü bazı eyaletler var, tartışmalar var Amerika'da, bazı eyaletler ayrılmak istiyorlar mesela. Bu Avrupa'daki bazı ülkelerde de var. İtalya'nın güney ile kuzey arasındaki mesela bir tartışmalar vardı İspanya'da da vardır böyle. Orada da mesela böyle eyaletler var. Yani ayrılmak isteyen eyaletler falan var. Hani bütünleşmek bir ulus yaratmak e, amacındayken. Ama Trump'ın bu mesajı söylemesinin asıl, yani o bir hani bir futurist veya işte bir e, gelecek bilimci gibi de değil. Yıl bir biz daha çok lazım da söylediğini ileriye bir bakış. o da şu. Ama eğer böyle giderse bu çekilme, Amerika'nın bu çekilme yöntemi böyle devam ederse bu ülke zayıflar, dağılır. Amerika diye bir ama ülke Trump kalmaz. Ama Trump'ın da dediği o değil miydi kendi yani orada zaten bunu zaten. Söyle bakın. Trump bunu söylerken bir tehlike işaret ediyor ama elinin öbür şey işaret parmağı da kendini gösteriyor. Ha. Çare benim. Çare diyor. benim. Yani çare benim. Çünkü onun şöyle bir mantıklı nedeni var. Kendisi iş dünyasından geliyor. Mesela Çin'i düşman olarak görürlerken İş yapılabilir bir rakip. Yani şöyle düşünün, Kuzey Kore ile geldiği zaman ona roket adam, işte senin üzerine bombalar atacağım, seni havaya uçuracağım falan filan diyordu. E sonra yan yana geliverdiler bir anda falan. Anlatabiliyor muyum? Şeyde, Trump da işi ticaret yaparak. Ticaret neyi yaparak. gerektiriyorsa. Amerika'nın elinde, Mete'nin de anlattığı gibi dolar diye bir koz var. Bugün e, zannediyorum 50, mil, 50 trilyon dolar civarında bir e, para Dünya dolaşımda bunun üçte ikisi e, yabancı ülkelerde. 194 ülkede aşağı yukarı rezerv para olarak tutuluyor. Şöyle doların bir anda değer, değer kaybetmesini bütün dünya istemez. Dünya Çünkü istemez. elinizdeki aktifiniz e, çöp haline dönüşü verecek. Yani Düşünün e, siz merkez yani bankası, Amerika diz bile onu ayakta tutarlar mı ya bir şekilde? Böyle bir şey. yani hmm. Küresel finans sistemi böyle bir şey. Mesela Türkiye'de bir türlü birilerinin e, çok istediği finansal kriz niye çıkmıyor? Çünkü Batılılar bile çok istiyor. Avrupalılar bile bunu çok istiyor. Siyasetçiler, bazı gruplar. Ama Türkiye'deki finans bankacılık sistemi %60'ı yabancıların elinde. Şimdi dolayısıyla siz Türkiye'ye zarar veriyorum dediğiniz zaman Avrupa sermayesine zarar vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla tutuyorlar. Yani onu ayakta tutmaya çalışıyorlar ve o krizi minimize etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla onun yolu şey değil. işte nedir o? Doları, doların değeri düşüp Amerikan şey orası bir pula dönecek parası hiçbir değeri olmayacak ve dolayısıyla Amerika dağılacak falan çok kolay değil çünkü dünya yani bir anlamda bankanızın kasasında altın rezerv para olarak altın tutuluyor ya rezerv olarak birçok ülke tutuyor Türkiye'de de var ama onun yerine artık şey dolar almış bir kağıt parçası Amerika Domine elinde şöyle para. bir avantaj bir bakın bir 100 doları üretmek için 3 sentlik maliyet yetiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ve pandemi sürecinde 9 trilyon dolar Para bastı. Bu mevcut paranın dörtte biri kadar para demek. Yani karşılıksız böyle bastı. bir karşılıksız böyle bir hak dünyada hiç kimseye verilmez. Yok böyle bir şey. Yani bunun siz, bir sonucu olmayacak mı yani? Hayır, olmuyor çünkü olarak? niye biliyor musunuz? Bütün Olur. dünya o parayı tutuyor. Yani evet, oluyor. Olur. nasıl oluyor? Olur. Bak, şimdi bakın Olur. şöyle. Ço, evet on, son mesela son rakamlarda son 11 yılın en yüksek üretici fiyatları rakamı gerçekleşmiş. Yani enflasyon bir miktar artmış. Ama mevcut dünyadaki paranın yani doların dörtte bir kadar para basıp da bu kadar az enflasyon üretmek yine büyük başarı çünkü bütün dünya o parayı şey olarak Ama tutuyor. Işte yani para birimi yani dünyada hani böyle bir avantajı oluyor. var. Tabii. Ama bunun sonucu olur da e, dendi. O şöyle. TL'de Sayın Başbuğ da. Eğer şey. e, yani bu, bu kadar karşılıksız para basıyorsanız bu bakın, bir yerde şöyle, Amerika Birleşik Devletleri dünya yani şu bu küresel dünyanın bu dijital dünyanın en önemli faydası enformasyonun hızlı gidip gelmesi. Evet bunun da yanlış kullananlar olabiliyor. Ama şeyi geliştiriyor. Bilgi alışverişini çok hızlı geliştiriyor. İnsanlar bir dünyanın bir ucunda olanı anında öğreniyorlar ve hemen hızlı karar verebiliyorlar. Ve gelişmelerden haberdar oluyorlar. Yani siz bugün bir darbe olur olmaz saniyesinde duyuyorsunuz. Ona karşı bir refleks başka bir ülkede gelişiyor veya bir başka ayaklanmaya karşı. Şimdi böyle bir çağda artık hiçbir şey duyulmuyor, görülmüyor gibi bir şey hareket yapamıyorsunuz. Amerika'nın Gücü ve güçsüzlüğü de bu bilgi akışı içinde karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla eğer Amerika dünyadaki rolünü hani biraz Hulusi Hakan'ın söylediğine atıf yaparak kendine kendi o büyüklüğüne tırnak içinde e, yakışır bir şekilde ifade edecekse e, o zaman ayakta kalabilir. Ama bu metezori bu Nobran, bu e, e, işgalci, darbeyi destekleyen, insan haklarını ihlal eden terör örgütleriyle işte dışta olmuş haliyle Kendisine duyulan nefreti arttıran ve meşruiyetini sorgulatan bir noktaya getiriyor. O zaman da tabii ki e, bütün küresel sistem onu reddedecektir. Çünkü hiçbir emperyalist güç sonsuz değil malumunuz. Konuşmaya mıyız? devam edeceğiz elbette yani doğar, yaşar, büyür, ölür bu evet. ülkeler içinde geçerli kısa bir ara sonra devam edeceğiz.